Tehlikedeki Diller Projesi kapsamında başlatmış olduğumuz Son Sesler Duyulmadan Emek Verenler konferans serisinde Rıspek Alimoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocamız ile birlikte Sibirya'daki kaybolma tehlikesi altındaki Türk değişkelerinden Televitçe hakkında konuşacağız. Ben öncelikle sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Rıspek Alimoğlu lisans eğitimini 1992-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise 1996-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'daki eski Türk runik yazıtları üzerine yapmıştır. Doktorasını 2000 ve 2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Kadir Ali Bek ve Cami Tevarihi üzerine dil incelemesi konusunda yapmıştır. Rıspek Alimov şu an İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışmaktadır. Hocam size öncelikle sormak istediğim soru, alanı Tabii mi? seçme nedeniniz. Neden özellikle Televitçe'ye çalışmak istediniz? Evet. T3'e çalışmamın şimdi. Ben aslında tehlikedeki Türk dilleriyle ilgili çalışmaya başlamam 90'ların sonuna dayanıyor. O zaman genel olarak tehlikedeki dillerle ilgili çalışmaları okumuştum, merak etmiştim. Türk dillerine baktığımız zaman da çoğu Türk dilinin konuşur sayısının diğer tarafta, diğer bir deyişle demografik tabanının zayıf olduğunu görüyoruz. Bu yüzden özellikle Sibirya'daki konuşur sayısı az Türk diliyle merakım uyanmıştı. Ondan sonra bu konu üzerine eğilmeyi düşündüm. Ancak tabii yüksek lisans doktora konularında başka biraz diyelim alanlara kaydık. Ve bu konuya çok daha sonra tekrar dönebildik. Ben şu tabloyla başlamak istiyorum. Önümüzdeki yıl bu tablo günümüzdeki dillerin durumunu gösteriyor. Biliyorsunuz küreselleşme dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Ve bu bizim bütün hayatımızı da artık kapsadı. Diller, konuştuğumuz diller de buna dahil. Ve buradan iki piramidi görüyorsunuz. Ters piramit birisi. 83 büyük dil yaklaşık dünya nüfusunun %80'i tarafından konuşuluyor. Buna mukabil dünya dillerinin yarısı gördüğümüz gibi 0,2'lik bir dilim. Yani 8 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Demektir ki önümüzdeki 50-100 sene içerisinde dünya dillerinin yarısından fazlası kaybolacak, yok olacak. Maalesef bu diller arasında çoğu Türk dili ve lehçesi de vardır. Kapıca hesapla bugün bilinen Türk dilleri ve lehçelerinin %80'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin Fuyu Kırgızı'ndan söz edersek günümüzde bir pasif konuşuluk kalmıştır. Yani hatırlayıcı diye tanımlayabileceğimiz bir temsilcisi kalmış. O da hayatta mıdır, değil midir tam olarak emin değilim. Çulum Türkçesinde konuşur sayısı da çok azdır. Karayca, Tofaca, Kırımçakça, Dolganca, Şorca, Batı Uygurca gibi dilleri konuşan sayısı yine çok az ve bu aynı zamanda önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde bu dillerin tamamen dünya dil atlasından kaybolacağını bize göstermektedir. Şimdi çeşitli görüşler vardır biliyorsunuz bu dillerle ilgili, yani bu dillerin akıbetiyle ilgili. Bazı araştırmacılar örneğin
Kenan Malik adlı Britanyalı bir entelektüel, Hint kökenlidir kendisi. Hı. Açıkça 2010'da bu konuyla ilgili bırakalım ölsünler diye bir yayım yapmıştır. Gördüğümüz gibi yarısı yok olma tehlikesi altında ise ne olacak ki? Bırakalım huzur içinde ölsünler demektir. Tabii bu görüşü savunanlar da vardır. Fakat çoğu kimse bu dillerin muhakkak belgelenmesi ve betimlenmesi gerektiği görüşündedir. Bununla birlikte bazı araştırmacılar diyor ki yani sadece belirlemek ve betimlemek yeterli değil. Bunların tekrar canlandırılması gerekir. En azından bu yönde bir çaba sarf edilmelidir demektedir. Amerikalı yine çağdaş yazarlardan, düşünürlerden David Barrow'u gördüğümüz gibi dillerin incelenmesi bilimsel bir uğraştır. Ancak onları tekrar canlandırması ise siyasi bir meseledir demektedir. Dolayısıyla dillerin belgelenmesi ve betimlenmesi gerektiğini en azından düşünmektedir. Biz de bu görüşteyiz. Tabii ülkelerin farklı politikaları söz konusu, eğitim politikasından tutun da azınlık politikası birbirine farklıdır. Ona da aslında saygı duymamız gerekir. Fakat bir dilci, bir akademisyen olarak bu dillerin hiçbir şekilde kaybolmaması gerektiğini düşünürüm ve o inancı sahibim diyorum. Peki dillerin belgelenmesi niçin önemlidir? Öncelikle bunlar bilimsel verilerin kaybını önler. Biliyorsunuz ki uzun yani yüzlerce yıl diyelim bilimsel anlamda diller üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Fakat yine bizim aydınlatamadığımız çok sayıda konu vardır. İşte dillerin kaybı diller arası bağlantıların tespitini zorlaştırır. Hatta imkansız hale getirir. Yani hiçbir dil yalın değildir. Sürekli gelişir, değişir. Temas halindedir diller. Dolayısıyla yeni özellikler kazanmaktadır. Hı. Geçmişte de böyleydi. Bu yüzden bu dillerin muhakkak öncelikle belgelenmesi gerekir. Diğer yandan kültürel verilerin kaybını da önlemektedir. Çünkü biliyorsunuz bir toplumun aynasıdır dil. Yani evet. Geçmişten günümüze tüm kültürel ve tarihi kodlarını dil aracılığıyla biz taşımışızdır. Söz varlığının kaybolması ilgili dile ait temel etnik kültürün erozyona uğramasında yol açmaktadır. Bununla birlikte çok ilginç bir durum özellikle Avustralya'da, özellikle Sibirya'da ve Kuzey Amerika'da bunu görüyoruz. Küçük topluluklar belirli bir etnik kimlik krizine maruz kalmaktadır. Çünkü dil temel etnik işaretleyicidir. Ve kültürel ve etnik asimilasyonu önleyen başlıca unsur durumundadır. Evet. Bunu unutmamamız gerekir. Bu yüzden dillerin belgelenmesi, betimlenmesi çok önemlidir karantinci. Peki niçin Televütçe'yi ben seçtim? Öncelikle benim ana dilim olan Kırgızca'ya çok yakın bir dildir. Onu da burada aslında ilave etmem gerekirdi. Ama onun dışında da diyelim ki çok örnek teşkil edebilecek bir değişkedir Türk dilleri içerisinde genel olarak. Öncelikle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ve bizim bir nevi görevimizdir bu dillerin en azından belirlenmesi ve betimlenmesi. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, bu alanda çalışan birisi olarak.
Bu dilin ilginç bir tarafı Türk dilleri arasında Kıpçak ve Sibirya kolları arasında bir köprü değişke özelliği sergilenmesidir. Bir yandan Kıpçak'ta özellikleri sergiliyor, aynı zamanda Sibirya'daki dillerle temas halinde onların özelliklerini de taşır. Bu da Türkçenin tarihi karşılaştırmalı grameri, Türkçenin genel anlamda Türkçenin tarihi söz varlığı, Türk folkloru açısından çok önemlidir. Ve çok önemli diyelim ki verilere sahiptir. Öte yandan yerel dillerin demografik tabanını kaybetmesi ve işlevselliğini yitirmesi sorunların tespitinde ve onların önlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Yani bu sadece Tele3 için geçerli değil ama Tele3 üzerinde çalışma yaparak onun sonuçlarını başka diller içinde, başka toplumlar içinde, benzer kaderi paylaşan toplumlar içinde kullanabilir, uygulayabiliriz. İlginç bir dediğimiz gibi topluluk, televitler 17. yüzyıl verilerine baktığımız zaman nüfusu 600 bin civarında. Ancak 2010'daki son sayıma göre nüfusu 2500 ancak olmuş. Ciddi bir azalma. Tabii ciddi bir azalma. Düşünün 17. yüzyılda 600 bin nüfusta günümüzde en azından 5-6 milyon olması Evet. gerekirdi. Ancak tabii Sibirya'da Rus istilası sonucu en fazla Ruslaşmaya sürecinde maruz kalan topluluklardan biri Televitlerdir. Bunu Radloff da yazmıştır zamanında. Günümüzde gördüğünüz gibi aktif konuşur sayısı ancak 20-30 civarındadır. Genellikle Televit şeyi 6 ay cahil içerisinde değerlendirmişler. Fakat biliyorsunuz ki Sovyetler zamanında biraz zorlamayla böyle suni bir mega etnik yapılaşma içerisinde göstermişlerdir. Halbuki Güney dillerine baktığımız zaman ondan sonra kendilerinin konumlandırmasına baktığımız zaman Tele3'ün Güney Sibirya Türk lehçe zincir içerisinde müstakil bir değişke olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda siz de çok iyi biliyorsunuz ki Stefan Wurm'un önderliğinde UNESCO yok olma tehlikesi altındaki dillerin atlasını hazırlamış ve onları diyelim ki belirli kategorilere ayırmışlardır. Ölü dil, kritik durumda olan dil, ciddi tehlike altındaki dil, yok olma tehlikesiyle yüzleşen dil, durumu tehlike arz eden dil şeklinde 5 kategoriye ayırmışlar ve değerlendirmişlerdir. Bu derecelendirmeye baktığımız zaman Tele3'ün aslında neredeyse kritik durumda olan bir dil statüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki önümüzdeki yaklaşık 20-30 sene içerisinde bu dillerin yani Tele3'e tamamen kaybolacaktır maalesef. Öyle diyelim. Unutmayalım Stefan burada aslında Özbekçe ile ilgili tez hazırlamış. Daha sonra Avusturya'dan Avustralya'ya taşınmış. Orada konuşulan yerli diller üzerine daha sonra uzmanlaşmış bir dilci. Evet, Tele3 ile ilgili ben 2013 yılından itibaren çalışmaya başladım. 2010'dan itibaren diyelim. Bu kısım Bununla sanırım ilgili. sizin çalışma yönteminizi kapsıyor, değil mi hocam? Evet, evet, Evet. evet. Çalışma yöntemimizi kapsıyor. Projenin ikinci aşaması Mardin Altıoğlu Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. BAP projesi olarak ben hazırladım. Mardin Altıoğlu Üniversitesi'nde çalışırken. Öncelikle bu dili konuşanlara ait audio video kayıtlar almak istedim. O dili konuşanların yazılı belgeleri varsa ki var. Çok ilginç. Resmi yazıya sahip olmamasına rağmen birçok teyit
Yani Televit diyelim, kendi dilinde bir şeyler, hikayeler, şiirler yazmaya çalışmışlardır ve bunları arşivlemişlerdir. Ardından söz varlığıyla ilgili de bir çalışma yapmak istedik. Bunu daha sonra böyle betimleyici gramer şekline dönüştürmeyi düşündüm. Sözlük çalışması da bu kapsamda yapılacak işlerden biridir. Metinlerin elektronik derleme de düşünmüştüm ama bu daha kapsamlı bir çalışma. Belki önümüzdeki yıllarda bu yönde çalışma yapabiliriz. Bunun dışında Televizyon'un sosyolojik durumu ile ilgili birkaç çalışma yapmak istemiştik. Özellikle dilsel davranış özellikleri nelerdir, bunu görmek istemiş. Özellikle iki dillilik, yani Rusça ile birlikte iki dillilik söz konusu. Bu iki dillik simetrik mi, asimetrik mi, hangi yaş grubunda ne derece diyelim ki karşımıza çıkar ve ne tür özellikle. Düzenek karıştırma dediğimiz bir durum, biliyorsunuz iki dili artık birçok birden fazla dil konuşan kimseler sürekli dili karıştırır. İşte burada Rusça ile Televitçinin arasında bir düzenek karıştırma söz konusu. Dil kayması da yaşanmıştır ve ilginç, pek çok toplumda, pek çok ülkede benzer durum oluyor ama biz Televitlerle ilgili, yani dil kayması, Rusça lehine dil kayması, ama bunu tetikleyen sebepler özel olarak Televitlerde nelerdir, bunu tespit etmeye çalıştık. Ana dille iletişim yeterliği, ana dillerine bağlılığı dediğimiz konuları da ortaya çıkarmaya çalıştık. Tabii azınlık dillerinde biliyorsunuz ki prestij sorunu da söz konusu. Prestij kaybı, yani pek çok kimse kendi dilini belirli sebeplerden dolayı kullanmak istemez, kullanamıyor. Ve bunu tetikleyen sebepler, nedenler nedir, faktörler nedir, bunu biz tespit etmeye çalışmıştık. Bunun için şöyle yöntemler kullandık. Öncelikle etnografik ve katılımcı gözlem. Herhalde siz de bu yönde bir soru soracaktınız, öyle değil mi? Çalışma yönteminizi soracaktım ben de, evet. Evet, tam da üzerinde bastık öyle diyelim. Gördüğümüz gibi konuşur tiplerinin yetkin mi, yarı konuşur mu, hatırlayıcı mı, pasif konuşur mu gibi konuşur tipleri vardır. Bunları tespit etmeye çalıştık. Asimetrik iki dillilik dediğimiz durum vardı Rusça lehine. Televitlerin dil tutumu gibi konuları aydınlatmak için bu yöntemi kullanmaya tercih ettik. Bunun dışında mülakat dediğimiz, dil verileri toplamak için mülakat yaptık. Ve gördüğümüz gibi dili aktif kullanan kaynak kişilerin audio ve video kayıt aracılığıyla veriler topladık. Bunun için gördüğümüz gibi Zoom H4n kayıt cihazı kullandı. Dijital fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı gibi araçlardan istifade ettik. Bunun yanı sıra demin söylediğimiz gibi hani şiirler, hikayeler ve kendi hayat hikayesini yazan kimselerden yazılı belgeler temin ettik. Bazılarını biz kaydettik yazılı olarak. Bunun dışında Seul Devlet Üniversitesi'nin Altay Araştırmalar Enstitüsü'nün yok olmakta olan Altay dilleri için özel geliştirilmiş 5000 maddelik sözlükçe ve 300 cümlelik örnek kalıp vardır. Bunları doldurduk. Yani biz Türkçe konuşan kimselere gittik ve dedik ki Rusça kelimeler vardır. Onun Rusçasını söyledik. Siz ana dilinizde bu kelimeyi nasıl kullanıyorsunuz, nasıl telaffuz ediyorsunuz? Bunları yazdık. 300 cümlelik örnek kalıplar vardır yine Rusça. Onu Türkçe söylemelerini istedik ve kaydettik. Çok ilginç bu örnek cümlelerde dediğimiz gibi aktif konuşanlarla yarı konuşanlar arasında farklı diyelim ki tutum olduğunu gördük. Yarı konuşurlarda cümlelerin Rusça cümle kalıplarına göre
artık kullanıldığını, şekillendiğini gördük. Çok ilginç. Bu da ilginç bir diyelim ki bizim için veri oldu. Dil öğütler arasında ana dilin kullanım alanı, işlev ve dil yeterliği, iki dillilik gibi konular için anket çalışması da yaptık. Gördüğünüz gibi Rusya Bilimler Akademisi'nin Sibirya kolu, Filoloji Enstitüsü'nün Sibirya haklarının dilleri kürsüsünce geliştirilen 30 soruluk anket vardır. Bu pek çok orada konuşulan diller için uygulanır. Sadece Televizyon değil de diğer diyelim ki Buryatça için veyahut da yine Manç Tungus dilleri vardır. Onları konuşanlar için de bu anket kullanılmış. Biz de bu anketi benimsedik ve uyguladık. Ardından da Novokuznetsk, Kemerovo ve Novosibirsk şehirlerinde arşiv ve literatür araştırması yaptık. Oradaki kütüphanelere gittik. Arşivleri araştırdık. Televizyonlarla ilgili ne varsa bulmaya çalıştık, kaydetmeye çalıştık. İyi bir çalışma oldu. Novosibirsk'te mesela neredeyse 10 gün kaldık ve birkaç kütüphaneyi dolaştık. O bölgede zaten Novosibirsk bir merkez diyelim. Dil çalışmaları alanında çok sayıda çalışma yapılmış, yayınlanmış. Biz bunları derleyip toplamaya çalıştık. Bunun yanı sıra böyle Summer Institute of Linguistics diye bir kurum vardır Amerika'da, Dallas şehrinde bulunan. Onlar da aslında tehlikedeki dillerle ilgili bir araç gereçler geliştiriyorlar. Onların geliştirdiği bir sözlük hazırlama programı var. Ondan da istifade ettik gördüğümüz gibi. Böyle güzel bir çalışma. Seslendirme de yapabiliyorsunuz. Gramatikal notlar alabiliyorsunuz. Sözlükçe giriyorsunuz ve diyelim ki orada birincil anlam, ikincil anlam vesaire ve örnek cümleleri de dahil edebiliyorsunuz. Güzel bir aslında bir program. Genç arkadaşlarımın bu sil.org diye site var. Oradan yararlanmasını şahsen isterim. Çok da fazla yöntem açısından yönlendirici diyelim bilgiler, çalışmalar da mevcuttur bu sitede. Evet, dil öğütlere tekrar gelelim. Gördüğümüz gibi 17. yüzyılda nüfusu 600 bin civarındadır. Telengit, telenget, telengüt şeklinde Çin ve İslami kaynaklarda yer almaktadır. Ancak gördüğümüz gibi 18. yüzyıl ve devamında Güney Sibirya'da gelişen yeni siyasi statüko ve zor sosyoekonomik koşullar Telyütlerin sadece siyasi değil aynı zamanda etnik ve iskan birliğinde kaybolmasına sebep olmuştur. 19. yüzyıla geldiğimizde Telyütlerin 4 etnobölgesel gruba ayrıldığını, 4 merkezde yoğunlaştığını adacık halinde görüyoruz. İlki Bayat veyahut da Kuznets Telyütleri, ikincisi Tom, günümüzde onlara kalmak diyorlar, tamamen Müslüman bir Telyüt grubu diyelim. Dilleri de değişmiş artık yani bu grubun temsilcileri tarafından Telyütçe konuşulmuyor. Dağlık Altay'da da Telyütler yaşıyordu 1950-1960'lara kadar. Fakat dediğimiz gibi 6 ayca yakın bir değişki olduğu için, yani lehçe olduğu için dilleri tamamen 6 aycaya kaymış vaziyettedir. Çulum veyahut da Bozkır Altay'ı birazdan bir harita göstereceğim. Onun hemen batısında bulunmaktadır günümüzdeki Bayat Telöğütlerin yaşadığı bölgenin. Buradaki Telöğütlerin tamamı Ruslaşmış vaziyette. Günümüzde zaten konuşurları olan grup
teletleri Yani sanırım. günümüzde evet sadece Bayat teleütleri ve Novokuznet şehrinde Televüt diye bir köy vardır. Orada yaşayan Televütler bu dili konuşuyor. Dil özelliklerine baktığımız zaman onların aslında biraz bozkır altayında yaşayan Televütlere dil bakımından daha çok benzediğini görüyoruz. Evet, bu coğrafyada yaşamışlardır Televütler. Gördüğümüz gibi bu onların haritası. Daha sonra nüfusları, daha doğrusu yaşadıkları coğrafyanın daraldığını görüyoruz. Buradan mesela Televütle günümüzde Bayat Televütlerinin yaşadığı Çılıkoyva Köyü'nün 475 yıldan bu yana var olduğunu görüyoruz. Bekova Köyü 170 yıldan beri orada varmış. Yani şu coğrafyada Televütler yaşamaktadır. Bahsettiğimiz Bozkır Altayında yaşayan Televütler bu haritanın batısında bana göre solundadır. Ama günümüzde tamamen onlar artık kaybolmuştur. Demografik durumuna bakarsak gördüğümüz gibi birkaç köyde ancak birkaç yerleşim biriminde Televütler yaşamaktadır. Kemerovo vilayeti Belova şehrine bağlı kasabalardır. Babanakıva, Çırtdağ, Televut, Zariçne, Novobaçatı gibi küçük yerleşim. Birbirine yakın bunlar şeyler, yerleşim birimleridir. Aslında Belova diye bir şehri vardır. Onun uzantısı şeklinde birkaç diyelim ki küçük köy. Buralarda 500 civarında Televut yaşamaktadır. Esas Televut nüfusu, Televutlerin etnik çekirdeğini oluşturan yer Belova ilçesinin Bekova bucağıdır. Burada Bekova, Çubukova, Birkavskaya, Aktyabrski, 14. Raziyev diye küçük kasabalar, küçük köyler var. Birbirine yakın, birbirinin devamı şeklinde köylerdir bunlar. Burada 1100 civarında Televüt yaşamaktadır. Bu Bekova bucağından yaklaşık 5-6 kilometre ötede fakat idari olarak Vuriv ilçesine bağlı. Orada Şanda diye bir köy vardır. Tamam Televüttür o köyün. 300 civarındadır. Bunun dışında biraz önce söylediğimiz gibi Novokuznet şehri sınırları içerisinde bir köy var. O Televüt köyü. Buradaki köydeki nüfusun tamamı Televüt kökenlidir. 303 olarak göstermişiz 2002 nüfus sayımına göredir. Onun dışında çok fazla diyelim başka bölgelerde yaşayan Televütler yok. Tabii Tomsk şehrinde, Yurga şehrinde, Kemerovo şehrinde yaşayan Televüt aileleri vardır. Fakat onlar dediğimiz gibi artık Ruslaşmış diyebiliriz. Kırmızıyla gösterdiğimiz bölge Kemerovo vilayetidir. Rusya'nın Güney Sibirya bölgesi. Gördüğümüz gibi bir taraftan Hakkasya, doğuda Hakkasya ile sınırdaş. Batıda ise Bozkır Altayı, Altay vilayeti ve güneyde Dağlık Altay ile sınırdaş olan bir Rusya'nın vilayeti bölgesidir. Evet, burada gördüğümüz gibi kırmızıyla gösterdiğimiz yerlerde Televüt yerleşim birimleri söz konusu. Bilova, Bekova, Şanda, Novokuznets gördüğümüz gibi. Buralarda Televütler ancak yaşamaktadır. Onun dışında dediğimiz gibi başka bölgelerde olsa bile artık kimliklerini yitirmişlerdir. Evet, Televütlerin şarkılarında, şiirlerinde, masallarında sıkça geçen bir çay adı var. Bayat. Kendilerine de Bayat Televütleri derler veyahut da Rusça'ya Baçat diye geçer. Oradaki çay, bu çay gördüğümüz gibi Bayat Televütleri. Yani bu bölgeyle, bu coğrafyayla kendilerini tanımlanmıştır diyebiliriz. Birkavskaya diye köyün
Ben kasabadan bir isim, gördüğümüz gibi köyleri bu şekildedir. Evet, yine o köyden böyle tarihi diyelim ki köy evleri. Evet, bir başka Çılıkoyva köyünden. Gördüğümüz gibi Rusya'nın Sibirya'daki diğer köylerden farklı değildir. Evler birbirine benzer. Şanda köyü devamı. Arka plana baktığımız zaman burada tepe gibi duruyor da, ama bunun arkasında böyle hani Yüzüklerin Efendisi'nde bir sahne var biliyorsunuz. Hani hani kötü kimlerdi onlar? Kötü ruhlu hani tipler, ne diyorduk onlara? Hani savaşanlar. Evet, arka tarafında çok farklı bir sahne söz konusu. Birazdan göstereceğim. Evet, zaten Telyutlerin diyelim ki bu yaşadıkları sıkıntısına sebep olan işte buradaki kömür yatakları diyelim. Yani bu da Novobachady kasabası, Telyutlerin yaşadığı. Bu Telyutuk diye bir köy var, Novokuznet şehrine bağlı. Böyle kendi halinde bir köyün, şehrin sınırları içerisinde. Fakat Rusya'da oradan Tom Irmağı geçiyor. İki koruma bölgesi ilan edilmiş. Bu yüzden evlerin onarılmasına izin vermemişler uzun yıllar boyu. Gördüğümüz gibi aynı karmışlar. Yani bu evi tamir etmeye de izin verilmiyor. Yıkıp yenisini yapmaya da izin verilmiyor. Ama son yıllarda gördüğümüz gibi eski yine bu şekilde kalmış. İzin verilmiyor. Neden? Çünkü dediğimiz gibi sıhhi koruma alanı dediğimiz böyle bir bölgeler oluşturmuşlar. Irmakların geçtiği yerlerde. Bu da o kapsama giriyor bu köy. Ya başka bir yere taşının ya da bu şekilde idare edin demişler yöneticiler. Onlar da başka yere taşınmamışlar. Yani kimliğimizi kaybederiz. İşte akrabalarımızdan uzak kalmak istemiyoruz diye. Son zamanlarda artık izin verdikleri için böyle tipik çağdaş evlerde yapmaya başlamışlardır. Evet, etnososyal durumuna baktığımız zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Geleneksel yaşantısını Kuznetsk kömür havzasının diyelim ki değerlendirmeye başlamasıyla birlikte terk etmişler Telyutlar ve bölgede hızlı sanayileşme meydana gelmiş. Özellikle 1950'lerde sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyelim. İşte burada yaşayan Telyutların çoğu Bachatski veyahut da Shestaki kömür ocaklarında işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Bir kısmı da kömür işletmeleriyle bağlantılı demir yolu şirketlerinde de görev almışlar. Novokuznet ve Belovo şehirleri içerisinde yaşayan Telyutlar çoğunlukla işçi, öğretmen, memur gibi meslekler icra etmeye başlamışlardır. Bu da şöyle bir diyelim ki değişime yol açmıştır. Gördüğümüz gibi 2002'de henüz Telyut nüfusunun %73'ü köylerdeyken daha sonra şehirde yaşayanlar bu oran 55'e düşmüştür. Şehirde yaşayanların oranı 45 olarak %45'e yükselmiştir. Bunun sonucu olarak Telyutlar köyden şehre göç etmeye mecbur kalmışlar. Bu aynı zamanda onların yeni iktisadi koşullara ayak uydurmak adına geleneksel toplumsal yapılarının çerçevesine dışına çıkmak zorunda kaldıklarını da işaret etmektedir diyebiliriz. Tabii bunun sonucu etnik kimliğe bağlılık zayıflar ve evet, somut bir şekilde hızlı Ruslaşma meydana gelir. Zaten o köylerden özellikle Bekova bucağının dışında çıktığı zaman artık çıkan kimsenin ana dilini konuşmamaya başladığını görebiliyoruz. Hatta evet, sadece gençler değil, yani 45 yaş altı
Televiklerden hiç kimse kendi dilini bilmiyor diyebiliriz. Hristiyanlaştırma faaliyetleri sonucu Kalmak etnografik grubu dışında biraz önce söyledim. Tom bölgesinde yaşayanlar hemen hepsi Ortodoks Hristiyanlığa geçmiştir. Sibirya Tatarların etkisiyle Tom bölgesinde yaşayan Kalmaklar ise Müslüman olmuştur ve aslında dillerini de artık kaybetmişlerdir diyebiliriz. Ancak Hristiyanlık çok etkili değil. Telavit köylerinde gördüğünüz gibi Bekova köyündeki bu kilise dışında pek ibadet yeri kiliseler, ibadet yeri veya kiliseler bulunmaz. Çok da Ortodoksluğa bağlı değildir. Halbuki 19. yüzyılda Ortodoks Hristiyanlığı Sibirya'ya ilk yayanlar Telavitler olmuştur. Şimdi bir tarafı. Evet. Şimdi bizim tespitlerimize gelelim. Bugünkü durumundan söz edelim Televitçenin. Ana dili kullanım açısından baktığımız zaman Televitler'de dil veya da ana dil etnik kimliğin temel işaretleyicisi olmaktan çıkmıştır. Yani normalde bir yere gittiğiniz zaman dile göre biz insanın kimliğini belirleriz. Evet. Yani ancak tabii teröristlerde sadece sembolik gösterge haline gelmiştir. 55 yaş ve üstü terörist grupları gerçek çift dillidirler. Ancak bunu 60 veyahut da 65 üstü de diyebiliriz şimdiye baktığımız zaman. Ancak çoğu konuşur da bu grubun çift dillilerin arasında dinsel tecrit ve ikinci dil ki Rusça, onun nüfusu sonucu söz varlığında yıpranma meydana gelmiştir. Yani biz gittiğimiz zaman konuşuyoruz, işte Rusçasını biliyor, Televitçesine emin değil, hangi kelimeyi de çıkaramayabiliyor. Biz işte Kırgızcasına, Kazakçasına veya Altaycasına söylediğimizde öyle bir kelime vardı diye biliyorduk. Çok kez buna tanık olduk. Dolayısıyla söz varlığında böyle yıpranma dediğimiz olay meydana gelmiş. Yani bariz bir şekilde başka dillerde de bu karşımıza çıkar. Çünkü iki dilli, çift dilli kimselerde ikinci dilin etkisiyle birinci dilde dediğimiz gibi pek çok kelimeyi unutur konuşurlar. Televitçe'de bu bariz bir şekilde bu durum karşımıza çıktı. 35-55 yaş grubu televitlerde çift dillilik Rusça lehine asimetrik yöndedir. Bu gruptaki konuşulan tamamı yarı konuşur durumundadır. Yani şöyle de diyebiliriz. Bu grubu giren televitler esasında Rusça konuşur. Evet. Gerektiği zaman televitçe konuşabiliyor. Hı-hı. Fakat televitçe konuşurken de dediğimiz gibi Rusçanın gramer özelliklerine dayanır. Hı-hı. Yani ben geliyorum demez de hani Türkçe örnek veremiyor. Geliyorum ben gibisinden. Yani sentak değişiyor ve kopyalama. Yani diyelim ki bir deyim olacak, Rusçadan tercüme ederek geliyor. Ama bunlar da Televitçe konuşmak zorunda kaldığı zaman sadece kendilerinden yaşça büyük kimselere için, yani kimselerle konuşurken Televitçe kullanılır. Genelde onlar Rusça konuşur. Evet. 35 yaş altı Televitlerde Televitçe bilgisi pasif hal almıştır. Bu gruptakileri biz hatırlayıcı diye tanımlayabiliriz. Bazı kelimeleri hatırlıyor. Evet, benim işte ninem böyle bir kelime kullanıyordu. Hatta böyle bir cümle kullanıyordu diye biliyor. Ancak daha okul çağındakiler ve 18 yaş ve altı gruptakiler hiçbiri neredeyse bilmiyor Televitçe. Fakat günümüzde tabii Televitçe'yi canlandırmak için de çaba sarf ediyorlar.
bir kısım dilin ikinci dili olarak, birinci dil değil de ikinci dil olarak ve üçüncü dil olarak Dilevice'ye hakim olduğunu söyleyebiliriz. Evet, dil kayması açısından değerlendirdiğimiz zaman hani ikinci grup 35-55 yaş grubu kritik nesil durumundadır. Bu nesil ilk kez gördüğümüz gibi ana dilde, yaşlı kimselerle ana dilde konuşma ilkesini çiğnemiş durumdadır. Bu nesil aynı zamanda düzenek karıştırma dediğimiz olayın ana failleridir. Neden? Çünkü Televizyon kelimeleri, Rusça kelimeleri en fazla karıştırarak kullanırlar. Alttaki yaş gruplarında ise dil kayması dediğimiz olay meydana gelmiştir. Bu birkaç tane resim yine göstereyim. Bu benim kaynak kişilerim. Gördüğünüz gibi benim sonundaki Anna Kiryalova, Alagasova diye bir kadın. Radloff'un zamanında kaydettiği Murat Bey diye bir şiir vardı. Hatırlayan kaynak kişi bu kadın. Evet, babasının bu şiiri, şarkıyı söylediğini söylenmiş. Bunda da dedesi öğretmiş. Belki de dediğimiz gibi Radloff, o Murat Bey şiirin metnini Anna Hanım'ın belki dedesinden veyahut da başkasından, yani ona yakın birinden kaydetmiş olabilir. Kalçık Boşvalmar Yapalım'a gördüğünüz benimle birlikte oturuyor. O da çok ilginç bir kaynak kişi. Şiirler yazmış Televizyon'da. Hikayeler yazmış. İşin ilginci hem Rusça yazmış hem Televizyon yazmış. Dolayısıyla hani Televizyon sözlük hazırlarken onun çalışmalarını rahatlıkla kullanabiliriz. Evet, gördüğümüz gibi bu iki kaynak kişi Televut'u köyünden, Novokuznetsk şehrinde. İşin ilginci, hani biz genellikle şey olur deriz. Yani şöyle diyelim, bu iki konuşunun dilinin arkaik olduğunu ben gözlemledim. Mesela Sibirya Türk dillerinde genellikle iki ünlü arasında kalan bazı ünlüler ötünleşir. Mesela azı derler ama bunlar balası der. Ondan sonra ş sesi jeleşir. Kişi. Bunlar da baktığımız zaman kişi olarak kullanılıyor. Evet, özellikle diyelim ki dil bakımından önemli verileri diyelim ki kaydettik bu iki kaynak kişiden. Evet, bunlar da evet çok neşeli yine aynı şehirden, Novokuznetsk şehrinden iki kaynak kişi Ulyana Shabina, Olga Andriushkina. Soldaki hanımefendi Tom şehrinden gelmiş ziyarete. Rusça konuşuyor ama 80 küsur yaşındaydı. Ana dilini de çok iyi biliyor. Yani bir önce ana dilinde bayağı konuştu, çok şey anlattı. Yazdık onun dilinden de. Yani yaşlı olması sebebiyle dediğimiz gibi zamanında, yani ilk dili Televizyon olmuş. Rusçayı daha sonra öğrenmiş. Bu açıdan bizim için değerli her ikisi de. Evet, yarı konuşurlardan Nikolay Nikolayevich Kalyshev, gördüğümüz gibi ve onun ailesi, oğlu ve eşi. Kalyshev uzun dönem Kazakistan'da yaşamış ve daha sonra diyelim ki Televizyon'a hakim olmuş. Onun dilinde dediğimiz gibi o Rusça kalıplar, sentaktik kalıplar çok belirgin bir şekilde görülüyor. Evet, diğer yarı konuşurlar, gördüğünüz gibi Vladimir Nakayev, yine Tilivut köyünden. Bunlar da bir şorlarla birlikte katıldıkları festivalde bunların fotoğrafını çekmiştim. Diğer yarı konuşur Tilivutlar. Evet, Anna Sidorovna Tarasova adlı bir yaşlı hanımefendi vardı, Bekova köyünden. Maalesef vefat etmiş. Gördüğümüz gibi o da ilginç bir şekilde hem Televizyon hem Rusça böyle hatıralarını yazmış. Aynı metnin Rusçası da var, aynı metnin Televizyon'cisi de var.
Sağ olsun ben gittiğim zaman bunları verdi. Yayınlarsan sevinirim diye. Şimdi benim görevim öyle diyelim bunları yayınlamak. Dediğimiz gibi çok ilginç veriler var burada da. Ama şu anda iş yoğunluğu sebebiyle bunlara maalesef zaman ayıramıyorum. Ama önümüzdeki yıllarda herhalde duracağız üzerinde. Evet, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir tarafta Televiçe, bir tarafta onun Rusça. Yine Kalçıgorşova Maria Hanım'ın arşivinden. Çok ilginç ikisi de yani Televiçe alfabesi yok fakat kendi dillerinde Latte diye bir ses vardır. Onlar için böyle tı ya diye iki harf kullanmışlar. Bazen inceltme işaretini kullanmışlar. Bazen ye ile göstermişler. Yani çok ilginç. Yani alfabesi olmayan, yazısı olmayan halklar nasıl kendi dilleri için alfabe geliştirirler? Bir pratik diyelim ki olarak bu kullanılabilir. Görebilirsiniz mesela bu dilde ö sesi var, Rusça'da yok var. Ö yapmışlar. Görünmüş olmuş. Evet. Mesela yakazı yerine yakazı diye yazmış. Çok ilginç. Yani dolayısıyla bunlar bizim için önemli. Yani diziler açısından önemli birer belge durumundadır. Evet. Televizyonun kullanım alan daralmasını tetikleyen sebepler diye bir baştaki yazmışım. Birçok sebebi vardır. Televizyonlara özgü. Tabii bazıları diğer diller için de geçerlidir, evrenseldir. Ama bazıları belirli diyelim ki grup için özeldir. Öncelikle televizyonların ekonomik faaliyet türü gördüğümüz gibi geleneksel avcılık, hayvancılık ve tarım gibi uğraşlarını terk etmişlerdir dedik ve kömür yanıklarında madenlerinde çalışmaya başlamışlardır, şehirleşmişlerdir. İşte bu alanlarda Televizyonun kullanım alanı sınırlı. Hatta burada gösterdiğimiz gibi Televizyonların yaşadığı kırsalda bile yalnızca Televizyonun kullanıldığı bir iş alanı yoktur. Bu yüzden mecburen Rusça kullanırlar. O da dediğimiz gibi dilin kullanım alanının daralmasına sebep oluyor, onu tetikliyor. Bahsettiğimiz Kuznet Kömür Havzası budur. Televizyonların yaşadığı bölge burası. Altaylara uzanan kısmı öyle diyelim. Evet, gördüğünüz gibi köy arkada evet havzası var. Bekova köyünde. Evet. İstihdam sorunları ve ekolojik kriz dediğimiz bir durum da söz konusu. 1992'de Bayat adlı bir etnik tarım kooperatifi kurmuşlar Televütler. Hani tüm Televütleri bir araya getirelim ve bir kooperatif oluşturalım demişler ama 1992'de iflas ettirilmiş öyle diyelim ve köylerin çoğu işsiz kalmıştır. Diğer yandan Kuznet Kömür Havzası bölgesinde Televüt yerleşim yerleri bulunur. Kömür ocakları Televüt yerleşim birimlerini tamamen kuşatmış durumdadır ve ciddi teknojenik kirlilik söz konusudur. Bu da Televizyonların başka yerlere taşınma düşüncesini tetiklemektedir. Gerçekten baktığınız zaman o kömür ocaklarının etkisini hissediyorsunuz. Gördüğümüz gibi Şamdaköy bu resmi biraz önce de göstermiş. Böyle tepelik bura yakından çekim. Bu Bekova köyünden çekmiştim. Aynı yer. Evet, bakın arkası böyle. Bu fotoğraf benim değil, onu da söyleyeyim. Lastronu.com'dan aldım. Ama aynı bahsettiğimiz yer bize tabii izin vermediler oraya çıkmamıza. Gördüğünüz gibi böyle kömür ocakları. Bu tepenin arkasında diğer köyler, bahsettiğimiz köyler. Yani orası ile burası tamamen farklı bir yermiş gibi geliyor bu resimlere bakınca. Gördüğümüz gibi kömür çıkarılıyor ve dediğimiz gibi köyler etkiliyor. Yangın çıkabiliyor bazen. Evet. Bahsettiğimiz coğrafya burasıdır. Evet.
İşte bunun sonucu ne oluyor? Telebitler köylerden şehirlere göç ediyor ve bizim bağlamda etnik çekirdekten uzaklaşıyor. Etnik çekirdekten uzaklaşma aynı zamanda etnik kimliğe olan bağlılığı zayıflatıyor. Bu da sonuç olarak onların hızlıca Ruslaşmasına neden oluyor. Evet, Baçatski kömür ocağı yine aynı yer. Daha doğrusu komşu yani birkaç tane pardon. Evet, dinsel çevre de dediğim gibi televizyonun kullanım alanını daraltan ve daralmasını tetikleyen faktörlerden biri. Kendilerini o televizyonun yaşadığı bölgede Rus diye tanımlayanların genel nüfusa oranı %95'ten fazladır. Bu yüzden televizyon orada adacık halinde konuşuluyor. Ve Rus devletinin Sibirya'daki yerli halklar için uyguladığı ana dil yerine Rusça eğitim politikası da aynı şekilde televizyonun kullanım alanını kısıtlamaktadır. Demografik tabanın zayıf olması, dediğimiz gibi artık televizyonların sayısı da az. Son zamanlarda karışık evlilikler de tetiklemek, farklı etnisitelerle olan evlilikler olunca çocuklar ister istemez Rus oluyorlar. Öyle ilginç bir durum vardır. Gerçi televizyonlar da özellikle gençleri karışık evliliklere sıcak bakmaktadır. Mesela Ruslarla veya da milletlerle evliliklere sıcak bakmaktadır. Bu da dediğimiz gibi hızlı onların Ruslaşmasına yol açar. Televizyonun statüsü ve prestij sorunu yine dediğimiz gibi bu dilin kullanım alanının daralmasını etki eden faktörlerden biri. Resmi statüsü yok, alfabesi yok. Daha sonra yeni bir alfabe geliştirildi. Bu yüzden dediğimiz gibi televizyonların bir kısmı televizyon bölmenin hem ekonomik hem de pragmatik açıdan herhangi bir yararı olmadığını düşünüyorum. Özellikle gençlerle konuştuğumuz zaman anket de yaptık. Görüşleri bu yönde ve bunun sonucu televizyonlar dil merkezli bir kültür geliştirememişler. Etnik kimlik krizi dediğimiz olay da dediğimiz gibi televizyonları çevreleyen nüfusunun %95'ten fazlası Rus olarak kendini tanımlıyor. Bu durumda tabii ki sıkıntı söz konusu. Bir de şöyle bir durum vardır. Farklı seviyede etnik kimlik kullanırlar. Yani kendilerini tanıtlarken Altaylı da diyebilir. Mesela Bayat da diyebilir. Onun bir alt kimliği Çoros veya da Merkit diye bu ismiyle kendini tanımlayabiliyor. Çoğu kimse etnik baskıya da maruz kalmış. Gördüğümüz gibi anket sonuçlarına göre televizyonların %58'i mensup olduğu etnisten dolayı aşağılanmaya maruz kalmıştır. Genç nüfusta 45 yaş ve altı gruplarda bu oran %75'tir. Çok fazla. Ve bu psikolojik etken de onların uslar içerisinde hızlı bir şekilde asimile olma isteğini tetiklemiş ve hızlandırmıştır. Neler yapılabilir diye bir bu yönde kafa yormak istedik ve aslında bu yönde yapılabilecek eylemlerin üç diyelim ki merkezde veyahut da düzeyde eşgüdümlü yapılabileceğini düşündük. Toplumsal yönde, eğitim ve akademik yönde. Toplumsal düzeyde neler yapılıyor? Tabii onlar da artık kendilerini korumak istiyor. Kendi kimliklerinin korunmasını ve gelecek nesillere dillerinin, kültürlerin aktarılmasını istiyor. Her toplum gibi. Gördüğümüz gibi çeşitli çalışmalar yapılmış. Bunların ilki Ana Bayat diye bir dernek kurmuşlar. Bunlar sürekli belirli etnik diyelim ki bayramlarında faaliyet yürütüyor. Mesela Çılbağcı dediğimiz, Tavuz dediğimiz onların 22 Mart'ta
kutladıkları yılbaşı bayramı, Payram, Pardakay, Prokofi günü gibi etnik bayramları vardır. Onları diyelim ki organizasyonda görev alıyorlar ki başarılı da aslında. İkincisi orada Çolkoy diye tarih ve etnografyası, etnografya müzesi düzenlenmiş. Tilütlere de diyelim ki oldukça önemli bir alan ayrılmıştır. Mesela bu Televit ve Şorlar'ın ortak bayramında çekmiştim. Arkadaki benim kaynak kişi Marjina soyadlı hanımefendi. Bu da oradan gördüğünüz gibi. Burada kadınları görüyorsunuz ve töşlük dedikleri bir elbise motifi. Her kadın da farklı, her aile de farklı. İşin ilginç tarafı. Bu töşlük kızdan anadan kıza kalıyor. Bu şekilde sürdürülüyor varlığını. Elbise değişiyor ama töşlük aynen kalıyor. Elbise yıpranınca töşlüğünü gördüğünüz bu hanımefendi de diğer elbiseye dikiyorlar. Evet, bahsettiğimiz Çolkoy Tarih Etnografyası Müzesi burasıdır. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir onların ev dediği eski tarihi çadır dedikleri. Bu da evet, otak derdikleri ayın kabuğundan böyle diyelim ki kaynaklarında da geçmektedir bu çadır aslında. Evet, daha sonra böyle evlerde yaşamışlardır Televitler. Gördüğünüz benim arkadaşım ve o müzenin müdürü. Hı-hı. Yine başka bir enstantane gördüğünüz bir köy evinin. Bunlar bahsettiğimiz töşlük dediğimiz o elbise parçasının yapıldığı ne diyoruz? Alet, dokunma alet. Evet. Televit kültürüne özgü emegen diğer kadın kültürüdür. İlginç, bunu artık kimseye göstermiyorlar. Ben gittiğim zaman bu kültürden haberim vardı. Fakat kimse göstermeye yanaşmadı. Uzun diyelim ki ikna çabaların sonunda meyvesini verdi ve alagısı var dediğimiz ihtiyar kadın gösterdi kendi emekenlerini. Bu onundur. Sonra kapçı koşulma yapalımı da onda da varmış. O da gösterdi. Şimdi gençler tabii ki bu kültü anlamaz. Bu sağlatma kültürüyle, sağlatma ile alakalı bir kült. Hani bunları besliyorlar. Bununla ilgili de bir çalışma aslında yapmam, hazırlamam lazım. İlginç bir veriler de elde ettik. Gördüğümüz gibi iki farklı elbisesi hani diyelim gözler var. Ama bu birbirinden farklı. Bu şu anlama geliyor. Bir kısmı anadan kalıyor. Diğerisi eksik kısmını kızı kendisi tamamlıyor. Ve bu şekilde nesilden nesile aktarılıyor. Som diye bir kürkten de söz edebiliriz. Ondan hala kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bir kayın ağacı. Kürmüş kürtü dediğimiz bir kürt de vardır. Koruyucu kürt. Biliyorsunuz şeyde bile Ebu'l-Gazi Bahadır Han'da bile bu tür kürtlerden söz edilmektedir. Evet. Toplumsal düzeyde neler yapılabilir? Şöyle bir durum vardır. Rusya Federasyonu Kuzey Uzakdoğu ve Sibirya Halkları Kanunu'nun 11. maddesi yerli halkların sosyoekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak amacıyla onların toplu olarak yaşadıkları bölgelerde bölgesel diye bir tabirle kültürel öz yönetim ilan edilebileceklerini kabul etmektedir. Bu da böyle bir öz yönetim ilan edilebilir bahsettiğimiz bucakta. Eğitim düzeyinde tabii o bizi aşmaktadır bu kısım. Eğitim düzeyinde neler yapılıyor gördüğümüz gibi. Televizyon kitap yayımı. 1991'den bugüne 7 kitap yayınlanmış. Bize göre tabii ki az. Fakat evet, onlar için her bir değeri büyüktür. Çetonov Orta Öğretim Okulu'nda Ayas Etnokültürel Eğitim Merkezi kurulmuş. 2. 6. sınıf öğrencilerinin ders programında haftada 1 saat olmak üzere televizyon dersleri eklenmiş.
yazın 2 aylık lingüistik kamp düzenlemektedir bu köyde. Öğretiyorlar öğrencilere. Kitaplar yayınlanmış. Gördüğümüz, bahsettiğimiz 7 kitabın ismi burada gösterildi. Televizyon ile ilgili sözlükler, ondan sonra ABC kitabı, konuşmak kılavuzu ve gramer kitabı. Gördüğünüz gibi bunlar Tokmaşev, Rümine Sırkaşev adlı Televit aydınlarının hazırlamış olduğu kitaplar. Evet, bu lingüistik kamptan bir sahne. Çocukları topluyorlar. Gördüğünüz gibi Levit kültürüne ait ne varsa burada öğretiyorlar. Evet. Eğitim düzeyinde neler yapılabilir? Gördüğümüz gibi dilsel yuva dediğimiz anaokul ve kreşler Teleütçü'nün öğretmesi yapılabilir ki Yeni Zelanda'da Maori dilinin canlandırılması için bu yöntem kullanılmış ve başarılı olmuştur. Teleütler de aslında desteklemektedir ve önümüzdeki yıllarda belki bu yönde yine çaba sarf edebilirler. Akademik düzeyde neler yapılıyor? Gördüğünüz gibi Teleütçe'nin söz varlığı üzerine çalışmalar yapılmış. Belgelenmesi ve betimlenmesi Tomsk Üniversitesi'nden Andrei Filchenko başkanlığında bir grup yine Teleütçe üzerinde çalışıyor. Türkiye'den de birkaç isim çalışıyor diyebilirim. Öğretim metodolojisi üzerine de araştırma yapan Televit aydınları vardır. Gördüğünüz gibi bu Televitçe ile ilgili bilimsel çalışmalardır. Akademik düzeyde gördüğümüz gibi daha yapılabilecek çok şey vardır. Genç araştırmacılar dediğimiz gibi bizim bu işleri aslında devam etmesi gerekir. Son zamanlarda biliyorsunuz dijital beşeri bilimler, digital humanities dediğimiz alan çok gelişti. Onların yöntemini kullanarak ve onun saha lingüistiği yöntemleri kullanarak çok daha diyelim ki etkili, verimli, başarılı çalışma yapılabilir. Ve en önemlisi de bana göre Türkiye'deki üniversitelerin birinde, birkaçında Türkiye Araştırmaları Enstitüleri bünyesinde veyahut da TDK dediğimiz Türk Dil Kurumu bünyesinde tehlikedeki Türk Dilleri Araştırma Merkezi kurulmalıdır. Madem Türkiye hani Türk dünyasının önderi olarak kendini konumlandırıyor, o halde tehlikedeki Türk Dilleri Araştırma Merkezi'ni de en kısa zamanda açması gerekir düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım çok fazla Biz de uzatmamışımdır. çok teşekkür ederiz hocam. Umarım yararlı şeyler söylemişimdir. Çok bilgilendiriciydi gerçekten televizyon hakkında. Çok 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 detaylı sağ bir olun. çalışma hazırlamışsınız. Bize de çok güzel aktardınız. Son olarak bir şey sormak istiyorum aslında hocam size. Tabii. Bu alanda çalışmalar yapacak genç araştırmacılara neler önerirsiniz? Dediğim gibi genç araştırmacılar öncelikle saha kendilerini saha lingüistiğinin yöntemleriyle donatması lazım. O bölgelere bizzat gitmesi lazım. Daha da kolay hale geldi. İnternet vardır. Fakat orada yaşayan toplumu görmeden, onlarla birlikte vakit geçirmeden onların hayatını, yaşantılarını, kültürünü anlamak mümkün değil. Yani ben mesela kaçar ay, birer ay, 2-3 kez gittim. Daha fazla da kaldım. Yani orada bazı şeyleri görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Dolayısıyla yerine gitmeden masa başı çalışma mümkün değil. Bu alanda yapılması gereken çok iş var halen. Dediğim gibi yani Türk dillerinin %80'i tehlike altında diyebiliriz. Bunların her türlü verisinin bir an önce derlenmesi, bir araya getirilmesi lazım.
yabancı dili öğrenin, öyle diyelim, Türkiye'deki dilcilerin zayıf noktası Rusçayı, İngilizceyi, Almancayı muhakkak bilmeleri lazım ve araç dillerini diyelim ve hangi dille ilgili çalışma yapıyorsa o dili de çok iyi öğrenmeleri gerekir. Tabii büyüklerimizin de genç arkadaşları her yönden yönlendirmesi ve desteklemesi de gerekir. Onu da unutmayalım. Çok teşekkürler hocam. Çok Ben bilgilendik teşekkür ederim. sayenizde. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler dilerim.